Neriman Gelin'in avantgard dekorasyonda çığır açan salonuna hoş geldiniz efendim. Tepeden tırnağa göz kamaştıran bu şaşalı salonun koltuk takımında gold detaylardan oymalara kadar ne ararsanız var. Diğer taraftaki yemek odası takımı da aynı. Kara kara gözleri yorulmuyor mu diye düşünmekten kendimi alamazken perdelerde de hareketin dik alasını görüyorum. Baksanıza fonlar da tüller de ayrı desenli. Halı ve orta sehpa gold işlemeleri sebebiyle resmen birbiri için yaratılmış iki sevgili gibi. Neriman Gelin'in kristal avizesi de salonla uyum içinde ama o ampuller nedir diye sormaktan da kendimi alamıyorum. Bakalım gelinlerimiz bu avantgard salon için ne yorum yapacaklar? Evet Beyza Nurcuğum, senden başlayalım canım. Tabii başlayalım aslanım. Ben ilk önce koltuk takımlarını çok beğendim. Ama arkasındaki Chester detayına çok takıldım. Yani yarısı Chester, yarısı düz. Aa evet. Yani keşke ya full düz öyle, ya full Chester olsaydı. Kararsız kalmış. Sen ikizler evet, burcu muydun? Hayır, akrep. Ben ikizlerim mesela, kararsızım. Hani bu benim beni ifade edebilirdi. Hatta ben yarısını hazır böyle gelmişken yarısını atıyorum işte kahverengi, yarısını krem rengi yapabilirdim net. Yani bir dikkatimi çeken o ama oldu. Ama haklısın. Tasarım mı böyle yapmış galiba mobilyacı? Galiba tasarımcı ikizler burcu. Güzel. Güzel. Farklı olmuş. Evet, ne diyorsun? Ya bence hani şöyle göze batan bir durum yok. Hani göze batmıyor, gayet şık batmıyor, duruyor, şey yapıyor. Evet yani göze batmıyor. Hadi ya. Yani bence benim gözüme batmış. Vallahi karışık görünüyor bence de. Yarısı böyle, yarısı sanki iki farklı koltuğu birleştirmiş gibi yapmış adam, şu ahşapla birleştirmiş gibi değişik. Diğer türlü Chester olsaydı avantgardlıktan çıkıyordu aslanım. Hani böyle Chester gibi duruyordu. Diğer tüm olsaydı bu sefer çok ağır oluyordu yastıklarıyla, döşemeleriyle. Zaten koltuğun ağır bir koltuk. Çok ağır gerçekten. Şimdi Chester'la avantgard'ın birleşiminde nasıl bir koltuk takımı, nasıl bir model, nasıl adlandırılıyor bu ürün? Klasik avantgard olarak adlandırılıyor. Hmm. Peki ama sen mi seçtin, kayınvaliden mi seçtin? Seçmeye giderken annem, kayınvalidem, eşim, ben vardı ama ben seçtim yani. Sen mi ben seçtin? Beğendim, onlar da sağ olsunlar. 5 sene önce mi? Evet, 5 yıl önce. Ya bir de ona klasik Chester dedi ya, bizi mi kandırıyor, ne yapıyor anlamadım. Nasıl beğendi onu da anlamadım. Ben hiç beğenmedim. Ya güzel bir koltuk alacaksın, modeline dikkat et kardeşim. Yarısı farklı, yarısı bir farklı. Canım 5 yıl öncesi kimse Chester'da avantgard'ı bilmiyordu yani. 5 yıl öncesinde önce gayet de güzel geldi yani gözüme. Ne diyorsun? Sen biliyor muydun? Yok, bilmiyordum asla. Bilmiyor muydun 5 yıl önce? Ben biliyordum. Hatta yani 10 yıl önce vardı benim. Hiç. Belki de 15 yıl önce vardı. Ha. Hayır, seçmeye de o kadar kalabalık insan gitmişsiniz. Ne Chester alabilmişsiniz, ne avantgard arasında bir şey alıp gelmişsiniz. Klasik almışsınız. Adı üstü. Klasik. Klasik. Klasik mobilya. Evet. Yani aslanım, ben bir de fonlara değinmek istiyorum. Sütlü kahve tonunda fon kullanmış ama odası gold. Ha. Yani tamam, fonunu sütlü kahve kullandın, keşke yastığı olsaydı. Yani koltukların kırlent üstüne kırlent kullansaydı. Fonun kumaşından. Evet. Yani o tonlarda kullansaydı, yakalasaydı salonu. O binderlerin kumaşından kırlent kullanmış. İşte hani fonun renginde hiçbir şey yok salonunda. Sen ne isterdin mesela? Ne fon olabilirdi? Bravo. Yani koyu krem kullanabilirdin, gold kullanabilirdin. Yani içindeki hareketli perdeyle hiç olmamış. Perdeler de çok karışık aslanmış. Hareket. Hani daha sade olabilirdi. Arkadaşlar, daha sade bir fon nasıl bir fon olabilirdi? Perdeler, tül perde. Tül. Tüllerden, fonlardan değil. Evet. Evet. Tüller desenli karışık ya. Bir de onun üstüne hareketli fon koymuşsun, onu söylüyorlar. Hmm. Ben sana yani daha zarif böyle akışkan bir perde olsaydı. Nasıl mesela akışkan da? Sade. Düz mü? Çikolata gibi bir şey. Kahverengi mi? Hayır be. Zarif böyle hani. Zarif. Ben buradayım diyor yani. Nasıl mesela deseydi ben buradayım? Hani sade aslanım yani, klasik. Söyle hani, gerçekten bunlar, fikir hani, istiyor arkadaşım sizden. Perdeleri gibi. Oturma, evet, benim anlamıyorum kullanıyor bu avantgard mobilyaya tül perde çok düşük kalmış. Yani salonunu düşürmüş. Evet. Tülden mi bahsediyorsunuz, evet, fondan mı bahsediyorsunuz? Tülden bir karışıklık. Bakın şunların adı fon. Evet. Ortadaki beyazın adı da tül. Evet. Perde deyince hangi perde? Perde oluyor. Yanlar mı, ortadaki mi, içi mi? Anladın mı? Bunlar tül, bunlar da fon.
perde. Tür perde, fon perde diye belirteyim ki anlayabilsin gelinimiz de şaşırdı şimdi ki ben ne cevap vereceğini. Merve sen ne diyorsun? Ben fonlar spor diyorum. Fonlar spor. Oturma odasının fonları gibi aynı. Ve alakalı hiçbir yerde bir pudra mı yani kahverengi mi belli de değil. Anladım. Yani genel olarak zaten şarşalı bir oda. İşte şarşalı olduğu için, simli olduğu için fonlarım sade. Yani ya hayır, fonlar sade değil. Şimdi duvarlarda gri simler var, koltuklarda goldlar var, halıda beyazlar, yine goldlar. Perdelerde bir hafif pudramsılık var, örtüde modeller, de. İnciler. Evet, örtüde de var. Yani o kadar karışık ki. Var. Gold zehirlenmesi yaşadık şu kesinlikle an. Kesinlikle. Simli duvar gerçekten beni çok aşırı yordu. Parlıyor, her yer parlıyor, evdeki her yer, bütün odalar. Gerçekten ne mana yaptığı asla anlamadım. Dediğim gibi en basit duvarlar parıl parıl parlıyor gri simlerle. Bir şey söyleyeceğim. Bu boyanın içine sim mi kattı boyacınız? Ne evet. yaptı? Sen mi istedin evet, ki bunu katmasını? Nerede, bu ne simi bu? Düğünlerdeki kullanılan, makyajda kullanılan simlerden vallahi mi? Bilmiyorum aslanım. O simlerden oluyor. Simlerden. Evet. Onlardan birkaç kutu döktü. Döktü. Memnunsun evet. yani bu duvarda. Evet çok memnunum. Kendim istemiştim zaten bu şekilde olması. Anladım. 5 sene önce mi yaptırdın? Yok boyayı yakın. Boyayı daha 5-6 ay falan oldu. 5-6 ay oldu. Yeni yaptırdı. Evet yeni yaptırdım. Anladım. Normalde duvarın rengi krem renkti. Evet. Film niye gri istedin? Keşke öyle kalsın. Aslında gri eşim istedi renk olarak. Pulları ben istedim ama o böyle gri istedi. Değişik tonlarda şey yapmak istedi. O şekilde oldu. Normalde krem rengiydi. Anladım. Pullar çok eski zamanda kaldı ya. Sim. Yani, evet. Sim. Yani koymuş. Simler. Evet, simler. Simler çok eski zamanda kaldı. Ama bak incisi var, taşı var, simi var. Burada her şey var aslanım. Her şey var yani. Ne ararsanız. İşte size cıvıl cıvıl bir olaya kattım. Merhaba canım. Efendim bu da benim aldığım plaket. Şekerlikmiş bu. Şeker evet, yok. Aslanım şekerlik de her yerde dolu. Evet bu gondolu var. Var. Orada şöyle koysak. Evet. Bak şimdi örtü şıkır şıkır bu. Vallahi seviyor şıkır gözlerim diye. Gözlerim kanadı evet. aslanım gerçekten. Şamdanlar da var. Yoruldum. Gözlerim yoruldu. Açık renk diye çok yormuyor ama. Evet. Yani ne olabilirdi? Ne diyorsun? Bir yerlerde bir sadelik bekliyorduk ya bir perdenden vurabilirdim sakinlik. Ya bir halından vurabilirdim. Tüm perdeme katılıyorum. Evet biraz sade olabilirdi. Ama fonlarım bence gayet uyumlu ve gayet fonlarım sade. Ben yok. Beğendim form bence. Form. Fonlarım yani. Güzel ama sadece renk olunca da. Neyi mi yaptırdın bunları? Fonlarım hayır. Hepsini ben buradaki her şeyi 5 yıl önce aldım. Duvarlar hariç. Evet duvarlar hariç. Yani ne akla hizmet o duvarları hem gri hem simli yaptın. Asla anlamadım. Beyza'cığım senden rica etsem şu sehpanın üstünde bir şey var alabilir misin? Tabii ki. Heh, sana zahmet teşekkür ediyorum. Bu ne merak ettim de örtü de sen değil. Peçetelik o aslında. Aa peçetelik. Evet yemek takımının peçeteli. Bu da incili mincili evet. süslü de püslü. Her şey öyle aslan. Vallahi peçete varmış. Kağıt peçetesi varmış burada. Sizler için işte incili peçetelere koydum. Evet. İncili incili. Sizler için ortada. Ya sen bizim programı seyrediyorsun değil mi? Evet. Ben sence bunlar için ne diyorum mesela? Şunlar için. Bunlar genelde perdecilerin hediyeleri değil mi? Evet. Evet. Hediye ettim perdeci bunu yok, sana. Yok biz satın aldık. Ay yazık. Herhalde perdeciden aldık. Pazarlık yapsaydım bak bunları sana hediye aslan ederdi onlar perdeci. Aslan onlar ucuz bir şey de değil. 250 lira istiyorlar tanesini. Tamam işte onu perdeden çıkartıyorlar evet. onlar aradan. Evet. Onu da hediye ediyoruz bak bunu deyip veriyorlar ve bütün gelinlerimiz bunu takıyor. Ne diyorsunuz şimdi fonlar hareketli, bağlama olan yer incili, taşlı, altın rengi bir papatya gibi bir şey dönmüş, halat var. Evet. Ortada püsküllü inci var, tülde hareket var, şeyde var. Her yerde var. Bayramlık. Bayılacağım. Bu tarafa doğru mu bayılayım? Bu tarafa doğru mu bayılayım? Zaten hafif başım dönüyor, dolandık geldik. Bari aksesuarlar sade olsaydı. Aslı Hanım, avizeye de gireyim mi ya? Avizeye de gel. Girelim. Havaya girelim, birlikte girelim. Girersen çıkamayız ama. Avizeye girelim. Tamam. Kaç paradan gireceğiz avizeye? Ben buna 100 lira bile vermem. Yok artık sen de saçmalama. Ampullerde bir sıkıntı var sanki. Evet aslanım. Evet. Üşümesin diye de kadife giydirmişler evet. ne diyorsun? Evet. Sen neresine takıldın? Aslanım ya o ampuller hiç olmamış. Olmamış ya. Olmamış. Nasıl olmamış? Yani ne?
Niye ucuz ampul taktın? Rustiklerimiz var. Bak, rustik ampul takabilirdin. Çok güzel bir avizem var. Ampulün biri dayanamayıp yan yatmış aslanım. O düşmüştür. Onu kaldırırım. O. Bu ampuller az elektrik çekenlerden değil mi? Evet. En güzeli tabii. Devir, iktisat devri de. Aslanım böyle senin misafir salonun böyle kristal avizen. Su damlası gibi avizeler var. Çok şık olmaz mıydı? Evet. Harika olurdu bence. Ben bir şey söyleyeyim, bu avizesi de kötü değil şimdi. Şu mobilyaya kötü değil. Evet, ya, ama o ampul var ya. Mahvetmiş. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Ya aslında yani aslanım ampuller burada ne işin var diye bağırıyor. Öyle mi? Sen ne diyeceksin ampullere? Vallahi yan yatmışlar öyle kalsınlar diyeceğim. Öyle mi? Hiç kalkmasınlar. Ne yapalım ya. Evin sahibi de kocalarıya layık takmıştır. Görmüş. Bunu sen takmazsın. Kocam da takmadı. Üst bize komşu bu avize kim taktı? Kim taktı bu avizenin ampullerini? Bize bu avizeyi babam hediye etti. Avizenin yanında bu ampuller vardı. Ampuller de mi vardı? Biz bu şekilde taktık. Babanın adı ne? Arif. Arif Bey. Amca mı? Yok ya, kaç yaşındadır senin? 60 yaşında var. Genç. Arif abicim şimdi bak. Arif abicim bizi izliyor. Emekli mi Arif abi? Evet, yani değil, çalışıyor. Bir karar ver, etmeye çalışıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bu ampulleri senin aldığını falan söylüyorlar ama ben inanmadım. Ya, şimdi bu kadar yani şık avizeyi almışsın, paraya kıymışsın. Bu ampulleri Arif abi almamıştır. Aa, bence bunların... Hediye etmişler herhalde. Sen. Adam almış kristal avize sana. Ampulü mü alacak ucuzundan? Yok, o da bilmediği için yani normal takılacak olarak düşünmüştür, almıştır. Evet. Ama ben alacak olsaydım dediğini belki ben de böyle bir şey alabilirdim. Gerçekten. Evet ama... Aferin kızım sana. Avizem otur yani... Sıfır. Otur sıfır. Avizenin bir de üstünde siyah bir kadife var. Evet. Siyahla alakalı hiçbir şey yok yani salonda. Tatlıma şey böyle teller gözüküyor yani gözükmemesi için. Yani onu da bu odaya uydurmak için kocaman avizeyi tekrar götürüp tekrar oranı değiştir hani... Olabilirdi ama. Yani. Tabii olabilir. Ama dediğim gibi hediye geldi ya babamdan. Olsun. Hani... Olabilir. Hediyesi için teşekkür ederiz ama baba bilmiyor muydu koltukların krem rengi oldu? Bilmiyordu. Beğenmediğimiz yerleri değiştirebiliriz bence. Keşke fonunun kumaşından kaplatsaydın o dilerim. Evet, olabilirdi. Fonunla uyumlu bir şeyin olsaydı. Evet, onu güzel olabilirdi ona bir, aslında. Onu bir de ampulleri değiştirsen bence biraz daha iyi olabilir. Hadi tamam, şey yapmayın kızı. Yürüdünüz avizeden. Halının fiyatını öğrenelim. Çünkü avize hediyeydi, bilmezsin şimdi fiyatını. Evet, halımın fiyatı 1000 TL. 1000 TL. Bu kanepenin halısı bence budur yahu. Budur. Bence evet, de. Bence de evet. Budur. Siz de var ya benden hep kopya çekiyorsunuz. Ben sustum. Konuşmuyorum. Ama aslanım gerçekten daha da başkası yani. Olmaz. Olmazdı. Daha da başka bir şey demeyeceğim. Olmazdı yani. Gerçekten halı çok güzel. En çok halıya halı yorum yaparsınız diye korkmuştum açıkçası. Yok. Yani halı var ve perdeler. Ay oraları beğenirsiniz yani diye düşünmüştüm ama halıya çok korktum. Peki bir şey soracağım canım. O avizeyi 5 yıl önce aldım dedin. Peki değiştiremez miydin 5 yıldır? Hani? Lütfen. Kayınpeder almış. Tabii. Şey babam. Ama böyle bize kayınpederin ama aldığı hediyelerle gelmez. Ama 5 yıl olmuş. Değiştirebilirdi. O memnun o. Evet ben memnunum. Bak. Tamam. Burgu burgu seviyor onu öyle. Burgu ampul seviyor. Sen de böyle bir avize al. Sen değiştir. Sen de benim evimdeki ampulleri görürsün tatlım bana gelince. Tamam. Peki bu orta sehpa sandıklı mı? Hayır. Açılmıyor mu? Hayır aslanım böyle. Ay, açılsaymış bu ne ağır. Aman. Evet, çok... Aman. Çok ağır. Bari bunun için buradan mobilyacılara sesleniyorum. Bari çok amaçlı düşünün. Yaptınız şunu bari yapın sandıklı içini. En azından fazlalıklarını koyar. İşte böyle kül tablası o bu şu bir şeylerini koyar. Neyse komple takıma ne kadar ödediniz siz? Yemek takımı da içine evet, dahil evet. 30 bin TL. 30 bin TL. Çok. Nasıl kızlar? Çok, çok iyi. Çok iyi. 5 yıl için. 5 yıl öncesi için çok pahalı. Çok bence pahalı. Bence de çok pahalı. Peki tüller, fonlar ne kadar? Tüllerin, fonların hepsi 2,5 TL. Peki o zaman duvara ve duvardaki simlere ne kadar ödediniz? O tüm ev boyandığı için. Tümünü kaça boyadılar? Tüm ev 20 bin TL'yi bulmuştuk. 6 ay önce yaptırdınız badana boyayı ve simli boyamızın. Boya kaç metrekare, kaç oda tatlım? 3+1, 130 metrekare. 3+1 ev, 130 metrekare ve boyası 20 bin TL'ye mal olmuş 6 ay önce. Evet. Peki hayatım ben sizi buradan mutfağa göndermek istiyorum. Bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış yorumlayın hanımlar. Sizi burada bekliyorum. Hadi bay bay. Bay bay.